Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar biliyorsunuz ki ben uzun zamandır video çekmiyordum ve şimdi hani müsait bir zamanım oldu ve video çekiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz ki araya Ramazan girdi, hatta Ramazan'la beraber sınavlarım da oldu ve çok yoğun bir zamandan geçiyordum yani. İkisi böyle çakışınca gerçekten çok kötü oldu. O yüzden videoda çekemedim uzun bir süredir arkadaşlar ve şimdi müsait oldum ve artık hani Ramazan da bitti, sınavlarım da bitti ve biliyorsunuz ki bir haftalık tatildeyiz. Şimdi video çekiyorum arkadaşlar. Ve alışverişte aldığım şeyleri göstereceğim. Böyle mini bir alışveriş oldu ama aldığım şeyleri yine de size göstereceğim arkadaşlar. Böyle bir tane çok tatlı bir çanta var. Hani bu tam olarak çanta denmez ama böyle poşet. Ben böyle şeyleri çok seviyorum. Hani bunu da böyle göstermek istedim. Şimdi yavaştan başlayalım. Hani genelde kenardan alıyorum ya ama bunu da göstermek istedim yani. Çok görünmüyor çünkü. Açıyı bu tarafa aldım arkadaşlar. Çünkü ışık gerçekten çok kötüydü. Yani burada da iyidir umarım. Hava biraz karardığı için çok iyi diyemeyeceğim ama oraya göre daha iyi. Şimdi devam edelim. İlk başta böyle bir lip gloss aldım arkadaşlar. Ben bunun rengini hani böyle sürdükten sonra pembe gibi oluyor ya, öyle olmasını istemiyordum. Orada denedim, hani testleri de vardı. Denedim ve öyle değildi, ben de aldım. Ama hani sürünce çok kalıcı değildi. Ve yapış yapış da değil yani, kalıcılığı biraz kötü ama yapış yapış olmaması gerçekten çok iyi. Böyle portakallı ama ya ananas falan var üzerinde ama hiç tadı falan yok yani arkadaşlar. Ya, pek kokusu da yok. Normal bildiğiniz şeker gibi kokuyor. Sadece rengi böyle. Hatta rengi de çok çıkmıyor. Yani benim için güzel. Böyle cam gibi gösteriyor. Ve hani yapış yapış değil. Çünkü mesela bazı yerlerde satılan lip glosslar aşırı yapış yapış oluyor. Onu hiç sevmiyorum. Hani benim için bu önemliydi zaten. Bir de renginin koyulaşmaması. O yüzden güzeldi. Beğendim bunu. Bunu 30 TL'ye almıştım galiba. Kabı da çok tatlı bence. Hani bakın orada denemiştim. Rengi koyulaşan hala elimde duruyor. Onu almadım. Burada da bu aldığım var elimde. Yani çok güzel. Rengi de çok belli olmuyor. Yani lip gloss niyetine parlaklık olsun diye bunu kullanacağım. Çok güzel. Bunu kenara alalım. Şuraya koyalım. Burada da böyle bir toka aldım arkadaşlar. Ben böyle tokaları seviyorum. Hem de takım olsun diye aldım. Bende böyle bir taç var arkadaşlar. Ayrıca ben böyle taçları da çok seviyorum. Hem fotoğraf falan çekilince bence çok tatlı duruyor. Hatta videoya böyle de devam edebiliriz. Hani uyumlu duruyor. Bunun rengi biraz daha açık galiba. Tam bilmiyorum ama hani takım oldu. Çok seviyorum bunları. Bu da bu şekilde. Kıskaçlı bir toka. Normal bildiğiniz. Bunun fiyatını hiç hatırlamıyorum ya. 20 idi galiba, tam bilmiyorum. Artık tokalar bile çok pahalı oldu maalesef ama olsun. Burada da böyle lastik toka var. Ben sürekli kaybettiğim için yenisini aldım. Bu şekilde. Bunu açmaya gerek yok biliyorsunuz zaten. Bunun fiyatı 7,5 TL'ymiş. Ve sırada arkadaşlar böyle çok tatlı pandalı çorap var. Biliyorsunuz ki ben pandayı çok seviyorum. Yani bilmiyorum. Küçüklüğümden beri yani pandaları ayrı bir seviyorum arkadaşlar. Keşke alıp beslenecek bir hayvan olsaydı. Biliyorsunuz ki benim Sibirya kurdum var ama onun yanına alsak belki arkadaş olabilirlerdi. Pandaları çok seviyorum. Onun içine böyle pandalı beyaz renkli bir çorap aldım. Bilmiyorum, pandalı yüzüğüm falan da var. Hani pek takmıyorum ama duruyor yani. Pandaları ben çok seviyorum nedense. Bu da normal bildiğiniz çorap yani arkadaşlar. Onu da yani sırf pandalı olduğu için aldım. Sırada böyle bir kolye var arkadaşlar. Bunu açmıştım da geri size göstermek için koydum. Üstünde de fiyatı yazıyor. Bu 30 TL. Böyle ucunda ay yıldız var. Çok hoşuma gitti. Çok güzel görünüyor. Yani takınca daha böyle zarif ve sade duruyor. O yüzden çok beğendim bunu. Çünkü normal, hani normal değil de bazı kolyeler çok kaba duruyor. Ben onları hiç sevmiyorum. Ama doğal taşlı kolyeler de güzel oluyor. Onlardan da almayı planlıyorum. Eğer alırsam gösteririm mutlaka. Ve burada da arkadaşlar böyle bir uyku bandı var. Benim uyku bandım vardı ama içi, hani şu iç kısmı mor renkli olduğu için tam hani ışığı kapatmıyordu. O yüzden ben de bunu aldım. Hani tamamen siyah. Böyle üstünde de uyumuyorum, gözlerimi dinlendiriyorum yazıyor. Her sabah anneme kurduğum cümle. Yani böyle. Ben uyumayı çok seviyorum bu arada. Hani o yüzden tam isabet oldu. Burada böyle üçlü bileklik var arkadaşlar. Bu 15 TL'ydi. Hani böyle ip olur ya. Ben genelde ipleri çok seviyorum ama
Elimden de hiç çıkarmıyorum taktığım bilekliği genelde. Hani çok rahatsız ederse çıkarıyorum ama çıkarmadığım zaman da elimi yıkaya yıkaya falan hani kötü oluyor, kopuyor. Böyle olan bir bilekliğim var. Çok üzülmüştüm. Hani umarım bunları takınca öyle olmaz arkadaşlar. Şu en üstteki çok güzel duruyor ve ortadaki. Çok beğendim bunları. De rengi de güzel tabii. Böyle bir yüzük aldım arkadaşlar. Bu yüzüğü takınca elim böyle çok garip oluyor. Yani içinde iz bırakıyor. Çok kötü oluyor. Hatta böyle kızarıyor falan ama bunu çok seviyorum. Yani çok beğendim. Çok da güzel duruyor bence. O yüzden takıyorum yani. Pek de şey olmuyor. Canım acıtmadığı için sorun olmuyor açıkçası. Son olarak da Şok'tan aldığım bardağım var arkadaşlar. Hani ben böyle bardakları çok seviyorum. Hatta koleksiyonum var da diyebiliriz. Böyle kardan adamlı ya da küçük değişik bardaklar falan bir sürü bardağım var. Burada da böyle pozitif düşün yazan bir bardağım var. Bunu Şok'tan almıştım dediğim gibi. Hani içine kahve falan koyunca renkleri çok güzel görünüyor. Çok uyumlu oluyor. Bu da böyle. Burada gülen surat falan var. Normal bildiğiniz bardak. Bu poşetimizdekiler bitti. Ve böyle bir çanta aldım arkadaşlar. Ben böyle çantaları çok seviyorum. Hani nasıl anlatayım size, böyle çok kaba durmayacak. Biraz da böyle ince gibi olacak. Bunun arkasında da göz var. Önünde de göz var. Hatta içi dolu. İçini hemen doldurdum tabii ki de. Burasında da göz var. Arkasına genelde paralarımı koyuyorum. Hem elimi attığımda direkt bu tarafta oluyor. Çabucak açıyorum. Ekstra olarak burayı kaldırmama gerek kalmıyor. İçini göstermeyeceğim. Çünkü daha sonra belki çantamda ne var videosu çekebiliriz. O yüzden şöyle ben bir kaba taslak göstereyim. Burada da zincirleri var. Yani bilmiyorum, zincirleri pek önemli değil benim için. Hatta çok beğenmezsem şuradan çıkarabilirim ama böyle daha güzel görünüyor bence. Böyle asıp dışarı çıkıyorum. Bir şekilde. Bu ne kadardı? 150 TL'ydi galiba. Bunu buraya koyalım. Bu arada siyah rengi tercih ettim. Çünkü genelde hani siyah rengi her şeye uyuyor arkadaşlar. O yüzden dediğim gibi siyah tercih ettim. Ama farklı renkleri de vardı. Benim kuzenimin doğum günü arkadaşlar. Ona da birkaç oyuncak aldım. Hani belki oyuncak falan seven takipçilerim varsa onları da göstermek için böyle şey yanıma aldım onları da. Bunları da bugün aldım arkadaşlar bunlarla beraber. Burada bu şekilde hani koca göz ailesi diye bir şey varmış o dükkanda. Çok tatlı bir bebek buldum arkadaşlar. Hani suratı falan da kocaman, çıkarınca nasıl ayakta duracak hiçbir fikrim yok ama bence çok tatlı. Burada hayvanları var. İşte çim falan var. Bunlar kart olmuş gerçi. Burada böyle maması var. İki tane, ha, üç, dört tane köpek varmış. Dört tane köpek var. Ve çok tatlı bence. Ya bence oyuncağı çok güzel. Çok tatlı görünüyor. Hemen görünce aldım zaten bunu. Burada da böyle salıncaklı bir şey var. Hani salıncaklı bebek diyelim. İçinde bebeği de var. Ya bence çok güzel. Bunların fiyatını hatırlamıyorum da bu 200 TL'ydi galiba. Tam hatırlamıyorum. Çok tatlı. Hani salıncaklı falan olduğu için. Kuzenimin de yaşı biraz küçük olduğu için hani bu şekilde oyuncaklar tercih ettim. Eğer büyük olsaydı daha farklı şeyler alırdım muhtemelen. Ay. Vermeden kırılmasın da bu da bu şekilde sallanıyor. Yani çok hoşuma gitti. Ben böyle oyuncakları çok seviyorum. Yani küçükken olsam mutlaka oynardım. Bunlar da bu şekilde. Benim bugünlük videom bu kadardı arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.